Merhabalar. Ee, biraz önce kutu açılışını gerçekleştirdiğimiz Lenovo Vibe neydi? S1 Lite'ın şimdi ilk deneyimlerini paylaşmak istiyorum. Telefonu açtık, hesabımızı kurduk. Bir kere öncelikle ekran çok güzel. Full HD, parlaklığı gerçekten çok güzel. Görüntü kalitesi iyi. Dokunmatiği üst seviye. Yani üst seviye cihazlardan ben bir farkını görmedim. Gerçekten güzel bir dokunmatiği var. Ee, telefon bölümü şu an RAM'de hiçbir şey yok. Şunu silelim. Telefon menüsünün açılmasına bakalım. Evet oldukça hızlı açılıyor görmüş olduğunuz gibi. Yine siledim RAM'den. Evet, çok hızlı açılıyor. Açılış hızı iyi. Ee, dediğim gibi dokunmatik çok önemli. Dokunmatiği güzel, ekranı güzel, parlaklığı güzel. Ee, bir arama yapalım. İnternet performansına bakalım. Bizim sitemize girelim. Özel ders çıkımı. Evet hemen açıldı. Gayet güzel açılış hızı. Bir tane habere tıklayalım buradan. Evet o da hemen açıldı anında. Görmüş olduğunuz gibi açıldı. Ee, ulusal bir siteye girelim. Mesela CNN Türkiye girelim. Evet açılıyor. Şu an yükleniyor. Bu sayfada gezebiliriz. Resimler yükleniyor. Görsel fazla olduğu için. Evet geldi. Üst taraftan herhalde bir reklam yüklenecek. Onu çok resimli haber olduğu için biraz vakit alıyor. Fena değil. Yani orta seviye bir web deneyimi var diyebiliriz. Bir tane habere tıklayalım. Evet bu da hemen açıldı ama görsellerin yüklenmesi. Şu an internette bayağı yoğun kullanıldığı için görsellerin yüklenmesi bekleniyor. Gayet güzel. Orta seviye bir web deneyimi var. Kamerasına bakalım. Kameraya tıklıyorum. Evet açıldı. Mesela şu kumandayı flashsız çekelim yakından. Evet oldukça seri kamerası. Tıklıyorum. Fena değil. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel çıktı. Flashlı çekelim. gayse çektik. Evet tabii şu an daha net. Daha yüksek kalitede çekti, daha parlak. Odayı çekelim. <laughs> Mesela karşı tarafta televizyon çekiyorum. Flash'lı çektim. Evet bu şekilde çekti, fena değil. Flash'sız çekelim. Hemen ekran üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Evet kamerası oldukça seri. Hemen çekim yapıyor. Evet bu da fena değil. Flaşsız da fena çıkmadı. Şimdi makro çekim yapmaya çalışacağım. Tabi kamera ayarları gayet güzel. Buradan direkt efektli halleri çekebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada değişik efektlerle. Mesela şu an şöyle bir çekimi var. Değişik efektler var burada. Mesela şu film efekti güzele benziyor. Çekelim. Biraz nostaljik bir görüntü. Direk efekti çekiyorsunuz. Evet, böyle bir çekim yaptı. Yine biz normale dönelim. Yani kamera menüleri gayet güzel. ISO otomatikte. Parlaklık vesaire otomatikte. Şimdi bir yakın çekim yapmaya çalışalım. Şurada mesela fiş var. Fişi çekelim. bir yakından çekiyorum ve hala net görmüş olduğunuz gibi. Çektim. Görüntüye baktım. Gayet iyi. Gayet, gayet başarılı. Şimdi şurada benim gözle bile zor gördüğüm bir telefon arkası var. Burada böyle petek gibi desenler var. Bakalım bunu çekebilecek. Evet şu an ben gözle böyle göremiyorum arkadaşlar. Telefon gayet evet, güzel. Bunu aldı. Bakıyoruz. Evet oldukça başarılı. Çok güzel çekti. Yani kamerası da gayet iyi. Ön kamerayla bir çekim yapalım. Ön kamerayla flashlı ve flashsız çekelim. Şimdi tabi biz görünmek istemiyoruz. Evet şu an e, avizeyi görüyor ön kamera. Çekim yaptık. Flaşlı bir çekim yaptı. Biraz gereksiz oldu ama zaten ışıklı bir ortam. Evet ön kamerayla da gayet güzel bir çekim yaptı diyebiliriz. Evet flashsız çekelim. Flaşsız mesela şu telefonları çekelim. Çekemedik galiba. Evet bu sefer çekti. Evet ön kamerayla da fena çekmedi. Ön kamerası da 8 megapiksel ve şurada görmüş olduğunuz gibi flash'ı var. Yine ana sayfaya gidelim. Başka ne yapabiliriz? Play Store'a girelim. Evet hemen yüklendi. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Yani telefon da çok şık bir telefon. E, dokunmatiği güzel. Efendim e, kameraları fena değil. Orta seviye web gizlimi orta seviye. Gerçekten fiyat performans telefonu. Yani ben mesela dokunmatiğe çok önem veriyorum. Bazen dokunuyorsun veya basıyorsun. Düğmeye basılmıyor bazı alt seviye telefonlarda. Tasarımı gayet güzel. Yani başarılı bulduğumu söyleyebilirim.